Bursa Sınav Koleji'nin sunduğu sınav eğitim başlıyor. Koleji'nin hazırladığı sınav eğitim programımızın ilk bölümünden merhabalar. Bundan böyle her hafta cumartesi günü bu saatte sizlerle birlikte olacağız. Programımızın içerisinde eğitim sistemine dair tüm merak ettiklerinize yanıt alabileceksiniz. Her hafta farklı konukların ağırlanacağı sınav eğitim programında Sınav Koleji Genel Koordinatörü Nihat Bingölbalı ile birlikte ekranlarınızda olacağız. Hoş geldiniz Nihat Bey. Ve ilk haftanın konuğu Sınav Koleji Eğitim Koordinatörü Murat Şener. Hoş geldiniz Murat Bey. Ben öncelikle izleyicilerimizle ilk hafta konusunu paylaşmak istiyorum. Evet. İlk hafta konumuz seviye belirleme sınavında yapılan değişiklikler. İlk olarak sözü hocam size bırakmak istiyorum. Evet. Ama konuya Türkiye'deki eğitim sisteminden bir giriş yapalım istiyorum. Türkiye'deki eğitim sisteminde ne gibi değişiklikler olsun istersiniz? Nerede eksiklikler var ve neler yapılması gerekli? Buyurun. Öncelikle bütün izleyicilerimize iyi günler diliyorum. Tabii ki sorduğunuz soru çok derin bir soru. Biz de öğretmenler olarak, eğitmenler olarak en çok dert yandığımız konu Türkiye'deki eğitim sisteminin bu kadar sık değişmesi. Tabii bunun çeşitli sebepleri var. Biz gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için sistemlerimizde bir arayış içerisindeyiz doğal olarak. Eğitim sistemlerimizde genelde politikayla bağlantılı olduğu için politikamız değiştikçe eğitim sistemlerimiz de değişiyor. Bunun da tabii eğitim sistemimizin Batı ülkeleri gibi bir devlet politikası olamadığından dolayı hükümet politikası olmaktan geçiyor. Tabii hükümetler değiştikçe ister istemez kendi doğrultusunda değişiklikler yapıyorlar. Fikirler aynı olmayabiliyor. Bir Milli Eğitim Bakanı geliyor, başka bir Milli Eğitim Bakanı geliyor, fikirleri farklı oluyor. Çalıştıkları şartlar farklı olduğu için o şartları getirip Türkiye'de eğitimde uygulatmaya çalışıyor. Sürekli gelişmekte olan bir ülke olduğu için bir arayış içerisindesiniz ve yeni sistemler adapte etmeye çalışıyorsunuz. Doğal olarak kaçınılmıyor. Yani Türkiye'deki eğitim sistemindeki değişiklikler kaçınılmıyor. İşte şu anda gündemimizde en fazla SBS'deki radikal değişiklikler yer alıyor. Evet. Bundan 2 yıl önce YGS, LYS sistemi değişti. Biliyorsunuz ülkemizde her yıl ortalama %10 ile %25 arasında üniversite öğrencisi alımında kontenjan artırımı yapılıyor. Ki bu yılda radikal değişiklikler, radikal artırımlar bekleniyor. Bunların hepsi değişiklikten geçiyor. Fikirler değişiyor. İnsanların beklentisi değişiyor. Öğrencilerin beklentisi değişiyor, kişilikler değişiyor. Doğal olarak tabii ki bu bir programa ya da bir saate sıkıştırılacak bir konu değil aslında. Türkiye'deki bu kadar sık değişiklikler belli bir saate ya da bir zamana sıkıştırılacak bir konu değil. Bu derin derin tartışılması gereken bir konudur. Talim terbiyenin bir kere yaptığı çalışmaların masaya yatırılması gerekiyor. Ama tabii ki bize öğretmenler olarak düşen gelişmeleri çok yakından takip edip teknolojiyle bilgiyi kaynaştırıp öğrenci en iyi şekilde sunmaktır. Biz de tabii okulumuzda bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de bunu halkımıza da paylaşmak zorunlu hissediyoruz. Evet hocam. Şimdi ilk haftanın konusu seviye belirleme sınavı dedik. Seviye belirleme sınavı dediğimizde ilk olarak hangi noktaya değinmeliyiz? Tabii ki birçok nokta var. Biliyorsunuz bu 2010 yılından itibaren Türkiye'de 3 yıllık sisteme geçildi. SBS sistemi. 6, 7 ve 8'de öğrenciler 3 yıl arka arkaya sınava girdiler. Bunun çok fazla eleştirisi, olumlu olumsuz anlamda oldu. Getirisi oldu, götürüsü oldu ama hep tartışma konusu oldu malumunuz. Tabii ki bunun çocuklar 6. sınıfa geldiğinde 11 yaşında böyle bir sistemle karşı karşıya kalır ve ister istemez bocalıyor. Yani bir sınav kaygısı içerisinde gidiyor. Kişilik değişimine uğradığı için sürekli gündemdeydi. İşte anneler, babalar, politikacılar bu sistemin kaldırılması gerekiyor dediler. Nitekim bir kamuoyu oluşturuldu. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı bunu ankete sundu. Ankette de halkımızın yaptığı anket sonucu %65'lik bir oranla SBS sistemi kaldırılmalı, tek sınava dönüştürülmeli dendi. Ve bu yıl son şekli uygulanıyor. SBS'nin son şekli bu yıl uygulanıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren SBS sistemi radikal bir değişikliğe uğruyor. Yani mesela ne oluyor? Mesela okuldaki başarı çok daha önemsenecek. Öğrencinin sınavda, yazılı sınavında aldığı notlar çok daha önemsenecek. Atıyorum okul birincisi olan öğrencinin okula zararı ya da karı tabii ki masaya yatırıldı ve
müthiş bir değişiklik yapıldı bu anlamda. Puan dilimleri inanılmaz bir değişikliğe uğradı. Gelecek olan derslerin müfredatları ve ders isimleri, mesela vatandaşlık bilgisi soru olarak öğrencileri karşısına çıkacak ki bugüne kadar çıkmıyordu. İnkılap tarihi çıkıyordu. Şimdi vatandaşlık bilgisi öğrencilerin karşısına çıkıyor. Yani bu anlamda da değişiklikler yapıldı. Dediğim gibi biz tabii yapacağımız programlarda zaman zaman SBS'ye değineceğiz ama başlıklar altında tabii ki bunu daha derin olarak açacağız. Peki hocam, ders ağırlığı değişti dediniz. Evet. Hangi derslerden sorular çıkacak öğrencilere? Şimdi mevcut sistemde kültür dersleri, yani matematik, fen bilgisi, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce olarak öğrenciye sunuluyor. Yeni sistemde vatandaşlık bilgisi ve din kültürü ve ahlak bilgisi eklendi. Bundan tabii ilk defa sorulacak. Artık bir soru mu gelir, iki soru mu, üç soru mu gelir ama sorunun geleceği kesin. Tabii ağırlığı değişti. Derslerin ağırlığı değişti. Asıl buna değinmemiz gerekiyor. Mesela önceki yıllarda dersin ağırlığından ziyade öğrencinin kaç net yaptığı önemliydi sınavda. Ama şimdi dersin ağırlığı çok önem kazandı. Mesela diyelim ki Türkçenin kredi sayısı 5, fen bilgisinin kredi sayısı 4. Haftalık ders sayısı. 5 ile 4'ün getirisi aynı olmuyor yeni sistemde. Yani Türkçe dersi çok daha önem kazanmış oluyor. İngilizce 3 saat ya da bazı okullar imkanına göre 4 saat olarak sunuyor. 3 saatlik bir kredi ile 5 saatlik bir kredinin getirisi aynı olmayacak. Müzik dersi bile çok çok önem kazanacak şimdi yeni sistemde. Hani belki öğrenci bunu bir kültür dersi olarak görmüyor. İşte SBS'de çıkmıyor. Benim neyime lazım diyebilen öğrenci. Çünkü biraz daha yeteneğe dayalı bir sanat biliyorsunuz müzik. Ama şimdi öyle değil. Öğrencinin müzikten 100 almasıyla 80 alması arasında çok çok önemli fark olacak. 100 aldığınız zaman 2 kredi çarpıyorsunuz. 200 getiriyorken 80 aldığınız zaman 160 getiriyor. Bakın 40 puanlık bir kayıp var orada. Bunu SBS'ye yansıması nereden bakarsan 2-3 puandır. Dolayısıyla çok ince ayrıntılı değişiklikler yapıldı. Bu anlamda tabii ki öğrenci ve velilerimizin bu anlamda bilinçlenmesi gerekiyor. Sınav okulları olarak bu anlamda öğrenci ve velilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Bunu tabii kamuoyuyla da paylaşma gereği hissediyoruz. Halkımızın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki SBS'de puan sistemi değişti dediniz. SBS'de yapılan puan sisteminde yapılan değişikliklerden siz bahseder misiniz hocam? Tabii ki. Şu an sistemden biraz değineyim isterseniz. Şu an 6, 7 ve 8. sınıftaki öğrencilerin yıl sonunda oluşmuş olan bir sınıf puanları var. Bu sınıf puanları belirlenirken de yıl sonunda girmiş oldukları SBS puanının %75'i ve okuldaki notlarında %25 civarı bir kısmı alınıyor. Öğrencilerin şu anki sistemde sınavdan almış oldukları maksimum puan 500, 100 ile 500 puan arasında bir puan alıyorlar. Ve dediğim gibi %25'lik kısımda okul notlarından geliyor. Zaten yeni sistemin gelmesinin en önemli sebeplerinden biri de bence bu oldu. Yani öğrencinin okuldan gelen puanı belirlenirken okulun başarı puanı öğrencinin puanını direkt olarak etkiliyordu. Yani başarısı yüksek olan bir okulda okuyan bir öğrenci, hani her veli bu noktada tabii ki öğrencisinin daha iyi bir okula gitmesini arzu eder, talep eder. Ama bu bazı noktalarda, özellikle bu okul puanı noktasında bazı öğrencilere dezavantaj sağlıyordu. Yeni sınav sisteminde değinecek olursak 100 ile 500 arasındaki puan artık önümüzdeki seneden itibaren zaten tek SBS yapılacak. 100 ile 700 arasında bir puana dönüştü. Yani öğrencilerin maksimum alacakları puan 500'den 700'e çıkartıldı. Kısaca hesaplama sisteminden de biraz bahsedeyim. Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıfta yıl sonunda oluşmuş olan sınıf puanları, yani ortalama puanları yüzlük sisteme çevrilecek. Ve yüzlük sisteme çevrilen bu puanların 3'ü, yani 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıfta olan puanların 3'ü toplanıp buna 8. sınıf sonunda girmiş oldukları sınavdan gelecek olan puan da eklenecek. Yani SBS'den aldıkları puan artı 6, 7 ve 8'de ortalama puanları toplanıp 2'ye bölünecek. Bu da az önce Nihat Hocam da değindi. okul başarısının %25'lerde olan okul başarısının %50'ye çıkması anlamına geliyor. Bu noktada da okulda almış oldukları her notun bundan sonra çok daha önemli olacak. Özellikle bu 6 ve 7. sınıftaki öğrencileri buradan uyarmak istiyorum ben. Bundan sonra çok daha dikkatli bir şekilde derslerine hazırlanmaları gerekiyor. Çünkü aldıkları her bir puan onlara %50 etkileyeceğinden dolayı çok fazla katkı sağlayacak. Bu şekilde yeni bir değişiklik yapıldı yeni sınav sisteminde. Yani %50 seviye belirleme sınavı etkileyecek. Evet. %50
okul puanı etkileyecek. Aynen öyle. Böyle bir değişiklik yapıldı. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Az önce bahsettiğimiz bu sıkıntı, yani okul ortalamasının yüksek olması veya düşük olması öğrenci kesinlikle etkilemeyecek. Yani öğrenci yıl sonunda neyse not ortalaması, yüzlük sisteme çevrilmiş hali neyse o şekilde değerlendirmeye alınacak. Yani okulun altın ortalamasının üstünde veya altında olmasının herhangi bir avantajı veya dezavantajı olmayacak. Bu şekilde de bu sıkıntı ortadan kalkmış olacak. Peki Nihat Hocam, Bursa seviye belirleme sınavında hangi seviyelerde başarısı? Evet. Tabii önce Türkiye'yi tartışmak lazım. Yani seviye belirleme sınavı zaten hep tartışma konusuydu. Acaba öğrencilerin kişiliği üzerinde ne kadar olumsuz ya da olumlu etki yaptı? Yapılan bir araştırmada sınava giren öğrencinin stresi ameliyata giren hastanın stresinden çok daha fazla. Çünkü niye? Beklentiler çok fazla. Yani bir kere öğrencinin kendi ihtiyaçları var, duygusal ihtiyacı var. Acaba başarabilecek miyim? Sonra sosyal ihtiyaca dönüşüyor bu. Annenin ihtiyacı, babanın ihtiyacı, kardeşin ihtiyacı, öğretmenin ihtiyacı, arkadaşlarının beklentisi ve kendisine biçtiği bir rol var. Bakın bu çok önemli. Şimdi aile geliri, ailenin bakış açısı, annenin babanın bakış açısı ve beklentiler SBS'yi o kadar değerli kıldı ki öğrencilerin gözünde şöyle bir anlayış doğdu. SBS'de başarılı olan öğrenci hayatta başarılı olur. Oysa bu böyle değil. SBS'de başarılı olmasa da hayatta başarılı olabilir. Yani öyle bir model oluştu. Dolayısıyla Türkiye olarak tartıştığınızda SBS'deki ortalamamız çok düşük. Peki Bursa, bakın Bursa'ya geldiğimizde evet. 35 bin kişi Bursa'da ortalama olarak yılda sınava giriyor. Final olarak 8. sınıf kastediyorum. Yerleşen öğrenci sayısı 9 bin civarında. Yani 3 ya da 4'te 1 diyelim. 4'te 1. Yani her 4 öğrenciden bir öğrenci Bursa'da bir Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ya da Anadolu Meslek Lisesi'ne yerleşebiliyor. Yani 4 kişiden bir kişi yerleşiyor. Bursa'nın dilimine baktığımızda aslında Bursa'nın hani hem bir otomotiv sanayi, hem bir tekstil sanayi, kültür şehri, eğitim şehri, turizm şehri, büyük şehir, Osmanlı şehri, hani kişilik olarak gerçekten güçlü bir şehir. Ama SBS'deki başarısına baktığınız zaman biraz küçük kalıyor. Bursa'daki başarı 20 ile 35 arasında hep değişti. Oysa ki Bursa gibi bir ilimizin ilk 5'te olması gerekiyor. Birinciliği oynaması gerekiyor. Neden olmasın yani? Altyapısı olan bir şehir çünkü. Okullaşma olarak da Türkiye'nin en iyi illerinden bir tanesi şu anda Bursa. Tabii bunun çeşitli sebepleri var. Nedir mesela? Bursa çok göç alan bir şehir. Yani sosyolojik olarak bakmak lazım geldiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Bursa en çok Doğu Anadolu ve Karadeniz'den göç alan bir şehir. Tabii orada gelen öğrencilerimiz direkt eğitimine burada başlamıyor. İşte ikinci sınıfta terk etmiş gelmiş ya da altıncı sınıfta terk etmiş gelmiş bir kere kültür çatışmasına giriyor. Öğrencinin buraya adapte olması çok uzun bir zaman alıyor. Evet. Dil olarak da kültür olarak da uzun bir zaman alıyor. Öğrenci 8'e geliyor ama altyapı halen zayıf. Dolayısıyla SBS sınavına da Bursa'da girdiği için Bursa'nın ortalaması otomatikman düşmüş oluyor. En büyük etken bu. Bursa'daki SBS ortalamasının düşük olmasının en büyük etkeni bu. Bir ikincisi, Bursa'da halen bazı mahallelerde sınıf kontenjanlarının çok kalabalık olduğunu görüyoruz. 40 kişilik, 45 kişilik, 50 kişilik sınıfların olduğunu halen biz biliyoruz. Tabii ki bir öğretmenin 40 dakikada 40 öğrenciye ayırabileceği ortalama süre 1 dakikadır. 1 dakikada öğrencinin hangi ihtiyacını karşılayabilirsiniz? Tartışmak lazım. İşte burada özel okulculuk devreye giriyor. Bursa'da özel okulculuk devreye giriyor. Türkiye'de özel okulculuk devreye giriyor. Yani velimiz bu bilinci artık yakalamak zorunda. Yani bu bir eşitsizlik değil aslında. Bu bir eşitliktir. Çünkü veli diyor ki ben çocuğumu daha iyi imkanlarda okutmak istiyorum. Ben çocuğumu daha iyi şartlarda, güvenliği olan, beslenmesi olan, kaygı yaşamayacağım, kötü alışkanlık edinmeyecek, öğretmenin anne gibi sahiplendi, çocuğuma zaman ayırdı ve en önemlisi rehberlik yaptı. Bakın. İşte burası çok önemli. Türkiye'deki SBS'yi tartışırken de bunun mutlaka gündeme gelmesi gerektiğini biliyorum. Rehberlik çok önemli. Rehberlik yaparsanız öğrenciyi birçok alanda geliştirirsiniz. Yani sadece SBS anlamında değil, kişilik anlamında da. Gördük ki, özel okul, sınav okulları olarak gördük ki, Türkiye'deki ve Bursa'daki öğrencilerin başarısızlığın temel sebebi öğrencinin rehberliksizliği. Çünkü aile yönlendiriyor ama yanlış yönlendiriyor. Anne baba yönlendiriyor ama yanlış yönlendiriyor. Nereden yol alacak? Rehberlikten yol alacak. Bursa'daki SBS başarısı, biz şu anda en son 2008'de bu veri verildi, 23.'üydü. Ama bu 10 aşağı 10 yukarı şekilde oynuyor. 20 ile 35 arasında değil. Bunu yükseltmek için, bunu daha iyi bir seviyeye geçirmek için bence Bursa'da ciddi bir kriz masasının kurulması gerekiyor.
Buna sivil toplum örgütleri dahil Milli Eğitim Müdürlüğümüzde işbirliği yaparak özel okullardan ve özel dershanelerden o girişim ruhunu alarak, o heyecanı alarak Bursa'yı çok daha iyi noktaya getirebiliriz. Evet. Ve bunun sürekli tartışılması ve gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bursa'daki SBS ve YGS dahil. Bunun sürekli gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Hocam, buyurun. Bu noktada ben de bir şey eklemek istiyorum. Bizim Bursa'daki kurumlarımızda, sınav eğitim kurumlarının hepsinde, dershane şubeleri ve okulda dahil olmak üzere. Bundan 4 sene önce yapmış olduğumuz bir çalışma vardı. Anne Baba Okulu adı altında. Ve şu anda 4 sene önce bir Nilüfer şubemizde başlattığımız bu işlem şu an 17 şubemizin hepsine genel olarak yayılmış durumda. Biz burada velilerimizi de bu noktada bilinçlendirmek istiyoruz. Yani dershaneye sadece bizim öğrencilerimiz gelmiyor. Velilerimiz de geliyor. Hatta sık sık geliyorlar. Bu konularla ilgili, bu işte şu anda da bahsetmiş olduğumuz değişikliklerle ilgili sürekli toplantılar yapıyoruz. Okulda zaten bunu çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Öğrenciler sürekli bizimle oldukları için sürekli bu noktada yeni olan yeniliklerle ilgili, gelişmelerle ilgili öğrencileri ve velileri haberdar ediyoruz. Kendimizi de bu noktada geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben izleyicilerimize mail adresimizi iletmek istiyorum. İzleyicilerimiz bize mail yoluyla sorularını ulaştırabilirler. Mail adresimiz sinavegitim@astv.com.tr. Buradan sorularınızı bize iletebilirsiniz. Hocalarımız cevaplamaya çalışacaklar. Peki Nihat Hocam, sizin okul olarak öğrencilere katkınız, yönlendirmeniz ne şekilde oluyor? Sizden de dinleyelim. Tabii ki. Şimdi dediğim gibi öğretmen bir yerde annedir, babadır, abladır, abidir. Yani o yaklaşımınız olmaz. Sevgiyle yaklaşmak gerekiyor. Yani öğrenci okula gitti, okumayı öğrendi, çarpım tablosunu ezberledi. Bu değil. Bir kere hayata olan özgüveni kazandırmanız gerekiyor. Yani çocuğu bir yerde sosyalleştirmeniz gerekiyor. Yani akademik bilgiyle sosyal bilgiyi birleştirip bir kişilik çıkarmanız gerekiyor. İşte bu nasıl? Avrupa Birliği standardı bu. Avrupa Birliği diyor ki, öğrenci benim karşıma tamamen kuru akademik bilgiyle gelsin istemiyorum. Kendisini ifade eden. Biz de Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan bir ülke olduğumuz için bu standartları yakalamamız gerekiyor. Kendisini iyi ifade eden, kendisine özgüven duyan, toplum içerisinde yabancılaşmayan, ortama çabuk adapte olan temel eğitimimiz bu olmalı. Sınav okulları biz buna önem veriyoruz. Tabii bu nasıl? Önce rehberlik. Evet. Sınıf öğretmeni, branş öğretmenleri, okul müdürü, bir bütünleşme içerisine girmek gerekiyor. Yani öyle bir şey ki okul başladı sabah. Öğrencinin ne derdi var? O öğretmen bilecek. O rehberlik öğretmeni bilecek. Ve bunu paylaşacak ve çözecek. Ve veliye de dönüş yapacak. İşte hizmet sektörüne girdiğiniz için bunu yapmanız gerekiyor. Biz bu anlamda rehberlik olarak, halkla ilişkiler olarak, idari birim olarak bir bütünlük içerisinde öğrenci önce kişilik, sosyal kişilik kazandırıp akademiyle beraber bunu pekiştirmeye çalışıyoruz. Bakın mesela diyoruz ki SBS önemli. Tabii ki bu Türkiye'de sonuçta var olan bir sistem. Buna uymanız gerekiyor. Çünkü öğrencinin şu anda başarı yakaladığı nokta, temel ölçüt SBS. Biz geçen sene Türkiye'de, madem SBS bu kadar önemli, Türkiye üçüncüsü olan bir okul olduk. 483 ortalamayla. İki tane %100 soru net yapan öğrencimiz çıktı. 500 tam puan aldılar. Ve şu anda da bizim fen listemizi tercih ettiler o öğrencilerimiz. Dediğim gibi sadece kuru akademik bilgi değil, bilgiyi sevdirme yolu. Sevgi, bilgi, ilgi hepsini bir arada yaparak öğrencilerimizi sıcak bir ortamda hem beslenme alışkanlığı hem sorumluluk bilincini kazandırarak öğrencilerimizi tabii ki devlet okullarından biraz daha sıcak bir ilgi. Yani onları eleştirmiyorum. Devlet okullarımızı tabii ki bizim göz bebeklerimiz, bizler orada yetiştik. Ama tabii ki velilerimiz ve anne babalarımızın artık istediği sadece çocuğunun okula git, çantasını al, gel, ödevini yap değil, anneye hitabı, babaya hitabı, sosyal ortamda ve mesleki kariyerinde de kendisini ifade eden bir birey görmek istiyorlar. Biz de okul olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Peki bir şey daha soracağım hocam ben. Seviye belirleme sınavının öğrenciye katkısı nedir? Öğrenci bu sınava girmek zorunda mı? Girdiğinde avantajları neler, girmediğinde dezavantajları nelerdir? Evet. Şimdi seviye belirleme sınavı tabii öğrencinin girme zorunluluğu olan bir sınav. Çünkü liselere giriyorsunuz. Belli bir puanınızın olması gerekiyor. Mevcut sistemde öğrenci sınava girmediği zaman bir puansız düz liseye gidebiliyor ya da düz meslek lisesine gidiyor. Anadolu Meslek Lisesi ve Anadolu Liselerini tercih etme hakkına sahip değil. Diyelim ki o öğrencimiz sınava girmedi. Peki puanın ne olarak ele alınacak? Diploma notu mu dikkate alınacak? Hayır. O yıl SBS puanında en düşük puan alan öğrencinin puanı kaçsa
Diyelim ki öğrenci 200 puan aldı. Türkiye'deki en düşük SBS puanı 200 ise sınava girmeyen öğrencinin puanı da o puan olarak dikkate alınacak. O puana da herhangi bir okul olmadığı için öğrenci ya düz meslek lisesine gidecek ya da genel liseye gidecek. Onun için SBS'ye girme zorunluluğu var ki zaten yine çok radikal bir değişiklik. 2013-2014 yılında genel liseler kaldırılıyor tümüyle. Zaten bu son 2-3 yıldır aşama aşama yapıldı. 2 yıl sonra Türkiye'de hiçbir düz lise kalmıyor. Öğrenci sınava girecek. Ya Anadolu Lisesi, ya Fen Lisesi, ya Anadolu Meslek Lisesi'ne gidecek. Ya da mecburi olarak, bakın bu çok önemli, ya da mecburi olarak meslek lisesini tercih etmek zorunda kalacak. Yani öğrenci düz lise hakkını kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla burada ne oluyor? Burada öğrencinin şu anda 6'da, 7'de okuyan öğrencilerimizin gelecek yıl uygulanacak olan sistemi çok iyi kavraması gerekiyor. Velinin bunu çok iyi kavraması gerekiyor. Yani bir performans ödevi nedir, bir proje ödevi nedir? Bunun önemi yoktur deme lüksüne asla sahip değil. Dolayısıyla öğrencilerimizin 6'da 7'de okuyan öğrencilerimizin mevcut sistemi öğrenip gözden geçirip mutlaka genel hazırlığını yapıp ona göre sınava girmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi o çok büyük bir kriz olacaktır yani o yıl. Öğrenci düz liseye gitmek istiyor ama öyle bir hakkı yok. Anadolu Lisesi'ni kazanamadı. Devlet diyor ki sen zorunlu olarak meslek lisesine gitmek zorundasın. Ama öğrenci meslek lisesine gitmek istemiyor. Şimdi burada hak diye bir şey doğacak. O zaman öğrenci nasıl istihdam edeceksiniz? Eğitim olarak nerede istihdam edeceksiniz bu öğrenciyi? Tartışma konusu olacak. Onun için öğrencimizin bu mağduriyetle karşılaşmaması için şu anda altyapısını hazırlayıp o yıla şu anda hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Murat Hocam, sizinle devam edelim. Seviye belirleme sınavının ÖSS'ye nasıl bir katkısı olacak? Şimdi seviye belirleme sınavının direkt olarak ÖSS sınavına bir katkısı yok tabii ki ama genel olarak değerlendirecek olursak SBS sınavının temelini, altyapısını almış olan bir öğrenci, yani az önce bahsettiğimiz unsurlara dikkat eden bir öğrenci tabii ki belli bir temelle liseye başlamış olacak. Yani bildiğiniz gibi tabii ki Anadolu liselerinde belli bir puan barajları var. Yani öğrenciler buraları tercih ederken bu puan barajının üzerinde puan almış olmaları gerekiyor. Bu ÖSS sınavında da tabii ki okulların ortalaması öğrencinin puanını da etkiliyor. Yani o tabii ki ileriye dönük bir hesaplama. Ama mutlaka alttan, yani bu temel yapıyı çok iyi öğrencinin algılamış olması gerekiyor. Ki zaten lisede bazı şeyleri değiştirmek sıkıntı olabiliyor. Yani ortaokuldaki bir öğrenciye bazı alışkanlıkları daha kolay edindirebilirsiniz ama liseye gelmiş, özellikle lise 2'ye, lise 3'e gelmiş öğrencilerin bazı alışkanlıklarını değiştirmesi tabii ki bu noktada sıkıntı yaratabiliyor. Bu bilince şimdiden ulaşmış olan öğrenciler ilerleyen zamanlarda tabii ki çok daha avantajlı duruma gelmiş oluyorlar. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından tekrar stüdyoya döneceğiz. Kısa bir reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bursa Sınav Koleji'nin sunduğu sınav eğitim devam edecek.